Her birimizin ürünlerinden en az bir tanesini kullandığımız dünyanın en değerli firmalarından bir tanesi Alphabet. Bugün Alphabet firmasını oluşturan segmentleri ayrı ayrı inceleyip ve bunların 2025 senesinde potansiyel olarak ne kadar değerli olabileceğinden konuşalım. Hepimiz Google'ı çok iyi biliyoruz. Birçoğumuzun kişisel bilgisayarında ana sayfa olarak kayıtlı. Arama motoru olarak standart kullandığımız bir alışkanlık artık. Peki Google arama motorunun Alphabet firmasına ait olduğunu biliyor muyduk? Hatta Alphabet firmasının en karlı segmentlerinden bir tanesi olduğunu söylesem size. Alphabet sadece Google arama motoru sayesinde 30 milyar doların üzerinde kar etmeyi başarıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyor? Bugün herhangi bir web sitesi kurduğunuzda veya bir ürün satmak istediğinizde artık reklam verebileceğiniz belirli platformlar var. Facebook ürünleri veya Alphabet ürünleri. Alphabet kısmında Google AdSense adlı bir uygulama altında arama motoruna entegre bir şekilde birçok sayfada gösterilebilecek reklam verebiliyorsunuz. Online reklamlara eskiye kıyasla televizyonda gösterilen veyahut da gazetelerde gösterilen reklamlardan ayıran çok önemli bir özellik var. Dönüşüm oranı. Siz bir gazeteye veya televizyona reklam verdiğinizde reklamınız ne kadar ilgi çekti, o reklamdan sonra hangi kullanıcılar satın aldı, hangi demografi beğendi, bunlara dair hiçbir bilgiye ulaşamıyorsunuz. İstatistikler çok kısıtlı. Fakat online verilen bu reklamlarda o kadar detaylı bir analiz çıkarılabiliyor ki, reklamı gören kullanıcı ne kadar süre görüntüledi, nereye tıkladı, hangi web sitesinden veya hangi videodan geldi, yaş aralığı nedir, eğitim durumu, yaşadığı şehir gibi bütün bilgiler kayıt ediliyor. Hal böyle olunca algoritmanın elinde yığınla veri birikiyor. Bu verileri yapay zeka sistemiyle sürekli işliyorlar. Hatta bu verileri yapay zekaya biz öğretiyoruz diyebilirim. Hani şu CAPTCHA kodları var ya, şifremizi girerken güvenlik amacıyla görüntülere tıkladığımız, aslında orada dahi biz yapay zeka sistemine eğitiyoruz. Yani hem reklamcıların ürünlerini satın alıyoruz, hem de bu sistemin daha da iyi bir şekilde dönüşüm oranını arttırmasına yardımcı oluyoruz. Hal böyle olunca Google bu sektörde bir monopoli haline geliyor. Basitçe söylemek gerekirse pazarın %70'inden fazlasına sahip ve rakibi yok. Geçmişte Yahoo, Microsoft gibi birçok firma denedi fakat hiçbiri Google arama motorunu geçmeyi başaramadı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi şu ana kadar çok iyi bir şekilde oturmuş algoritmaya sahip olmaları. Çünkü siz bir şey aramak istediğinizde en yakın sonuçları size Google sunuyor. Bunun sebebi de biraz önce saydığım gibi aslında sizin uygulamayı eğitmenize dayanıyor. Şimdi bu kısım aslında sadece Google arama motorunun giriş bariyerlerini ne kadar yüksek olduğunu anlatan ve pazardaki rekabet avantajından bahsetmek için kurgulanmış bir kısımdı. Peki Google arama motorunun market değeri ne kadar? Bugün Google sadece 30 milyar doların üzerinde kar ediyor ve ortalama olarak %10'un üzerinde kümülatif olarak büyümeye de devam ediyor. Ayrıca inanılmaz güzel bir kar marjına sahip. Her geçen gün biraz daha değerlendiğinden bahsetmiş miydim? Covid kriziyle beraber artık perakende satış mağazaları kalıcı bir darbe aldı. Hızlı bir şekilde herkes online satışa geçmek zorunda, geçmeyenler ise yok olmaya mahkum. Online satışa geçenler de satışlarını arttırmak için Google üzerinden reklam yapmak zorunda. Hal böyle olunca Google arama motoru reklam gelirleri kendini %10 üzerinde büyütmeyi kolayca koruyabilecektir. Sadece bu kısmın 5 yıl içerisinde 45-50 milyar dolar arasında nakit akışı üretebileceğini düşünüyorum. Buna 20 civarında bir çarpan verirsek 900 ila 1 trilyon dolarlık bir varlık sadece burada yatıyor. Gelelim şimdi sır şeklinde saklanan ve 5 yıl sonra altın değerine gelecek asıl segmentlere. YouTube. YouTube bugün Netflix'ten dahi fazla aboneye sahip olan inanılmaz bir platform. Şu anda en çok ziyaret edilen ikinci web sitesi.
İnsanlar artık Google arama motoru üzerinden yaptıkları aramaların birçoğunu görsel olarak anlamak için YouTube'dan aratıyorlar. YouTube ortalama aylık olarak 1,5 milyar aboneye ağırlıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar kullanıcı tabanı oluşturuncaya kadar ise düzgün bir para kazanılmamıştı. Fakat artık Alphabet buranın paraya çevrilmesine karar vermiş durumda. YouTube Premium, YouTube Müzik gibi iş modelleriyle potansiyel olarak birçok kullanıcıyı para ödeyen birer kişiye dönüştürecekler. İşin en güzel kısmı ise şurada yatıyor. YouTube aslında Netflix'ten çok daha değerli bir firma olmayı hak ediyor. Çünkü YouTube içerik üreticisi değil ve bunlara para ödemiyor. İçeriği diğer insanlar üretiyor. YouTube sadece bir platform. Fakat hem içerik üreticilerinin kazandığı reklam gelirlerinden pay alıyor, hem de YouTube Premium gibi ürünler ile para kazanıyor. Açıkçası bu kullanıcılardan sadece 5 ila 10 dolar arası aylık bir abonelik ücreti aldığınızda bunun maliyeti size neredeyse sıfıra yakın. Geriye kalan reklam gelirleri ve katıl butonundan alınan karları hesaba katmadım dahi. Bir de unutmadan YouTube aynı zamanda içerik üreticilerine store oluşturmaya izin verip oradan da satılan ürünlerden pay alacak. Yani buradan da ekstra bir para kazanılacağını hesaba katarsak bence YouTube sadece bu kısım için Netflix'ten daha fazla değerlemeye hak ediyor. Netflix'in şu anda market değeri 200 milyar dolar civarında. Bence YouTube'un market değeri 5 sene içerisinde bu rakama akıllıca yönetildiği takdirde çok rahatlıkla ulaşabilir. Ve potansiyeli Netflix'ten çok daha fazla. Netflix CEO'sunun bir yorumu üzerinden işin ciddiyetini size anlatayım hatta. Netflix haftada 1 milyar saat izlenme alıyor. YouTube ise günde 1 milyar saat izlenme alıyor. Sektörün lideri olduğumuzu zannetmiyorum. YouTube gerçekten kıskanılacak bir platform. Kısaca YouTube'un giriş bariyerlerinin de yüksek ve rekabet avantajının çok sağlam olduğunu göstermiş olalım ve var olan bu segmente de 200 ila 300 milyar dolar arasında bir değerleme biçelim. Şimdi gelelim diğer bir altın madenine. Android. Dünyada en çok kullanılan telefon yazılımı olmasına rağmen Alphabet buradan neredeyse hiçbir para kazanmıyor. Şu anda hiçbir telefon üreticisi Android yazılımı için doğrudan bir ücret vermiyor. Alphabet sadece Google Play Store üzerinden direkt satın alınan app'lerden bir pay alıyor. Onun haricinde paraya dönüştürülmemiş o kadar fazla kısım var ki. Öncelikle Apple'ın App Store üzerinden 20 milyar dolar üzerinde net kârı olduğunu aklımızın bir kenarına yazalım. Ve burada daha fazla kullanıcının kullandığı bir store'dan bahsediyoruz. Ayrıca Alphabet firması kendisi de telefon üreticisi olmasına rağmen yazılımını ücretsiz dağıtıyor ve telefonlara kurulu gelen uygulamaları dahi zorunlu kılmıyor. Fakat Alphabet CEO'su ve firmanın kurucusu geçen günlerde artık bu kısımdan da para kazanmaya başlayacaklarını açıkladı. Ve kurallar yavaş yavaş değişiyor. Şu anda henüz net bir iş modeli açıklanmasa da günde 2 milyar kişinin aktif olarak Android yazılımı kullandığını biliyoruz. Burada Apple'ın yazılımından daha değerli ve daha fazla para kazandırabilecek bir platform yatıyor. Şu anda birçok insan Android veya iOS'a o kadar alışmış durumda ki tekrardan yeni bir yazılım için alışkanlıklarından vazgeçerler mi? Ben pek emin değilim. Şahsen bu segmentin de giriş bariyerlerini switching cost ve network etkisinden dolayı hayli yüksek buluyorum. Rekabet avantajları bence rahatlıkla korunabilir segmentler. Peki potansiyel olarak Android segmenti ne kadarlık bir nakit akışı oluşturabilir? Açıkçası tamamen Alphabet yönetiminin oluşturmak istedikleri iş modeline göre değişiyor. Fakat buradan 20 milyar dolar civarında bir nakit akışı oluşturmaları çok da zor değil. Bu segment içinde ortalama olarak 300 ila 400 milyar dolar arasında bir market değeri verelim. Peki sırada ne var? Cloud. Amazon AWS'i birçoğunuz duymuşsunuzdur diye zannediyorum. Artık firmalar verilerini depolamanın çok daha efektif bir yolunu buldular. IT departmanlarına harcanan milyonlarca dolar yerine birçok firma AWS gibi bulut platformlarına geçiş yapıyor. Burada ise 3 tane sağlam rakip mevcut. AWS, Google, Microsoft. Bu üç farklı cloud sağlayıcısının farklı avantajları mevcut. Fakat her biri farklı tipteki müşteriye hitap ediyor ve savaş çetin geçiyor diyebilirim.
Savaşı şu anda AWS önde götürse de Google ve Microsoft'u tercih eden birçok firma da mevcut. Burada kimin galip geleceğini ben bilemiyorum ve cloud sektörü ile ilgili yeterince bilgi sahibi değilim. Bundan dolayı tamamen AWS'i baz alarak tahmin yapmaya çalışacağım. Şu anda AWS %30 civarında marj ile senede %30 ile 40 arasında büyüyor. Sadece Amazon için 1 trilyonluk bir kısım haline gelecek önümüzdeki yıllarda. Alphabet'e ait cloud platformu da ortalama olarak %40 ile büyüyor ve marjları da benzer seviyede. Bu segment benim kabaca tahminlerime göre 500 ila 600 milyar dolar arasında bir değerlemeye sahip olacak kadar nakit akışı üretebilir. Fakat giriş bariyerleri ve rekabet avantajı ile ilgili yorum yapmam doğru olmaz çünkü benim bilgi çemberlerim içerisinde yer almıyor. Kabaca bulut kısmından da bahsettiğimize göre şimdi firmanın altında Other Bets olarak bahsedilen ve farklı firmalara yatırım yapılan kısımdan konuşalım. Aslında Alphabet aynı zamanda bir fondan çok farklı sayılmaz. Birçok halka arz edilen firmaya veya daha çok erken safhadaki startuplara yatırım yapmasıyla ünlü. Bunlardan bazıları Airbnb, Waymo, Nest gibi çok bilinen ve potansiyele sahip firmalar. Bu kısım bilançomuzda yer almasına rağmen güvenlik payı olarak bıraktığımız kısım olsun ve değerlemeye dahil etmediğimizi varsayalım. Aslında matematiksel olarak burada çok değerli firmalar yatmasına rağmen şu anda hepsi büyüme aşamasında ve kayda değer bir gelir üretmiyorlar. Fakat bu onları para kaybeden firmalar yapmıyor, sadece gelirlerinin birçoğu geleceğe gömülü durumda. Bunların değerlemesi için her biri üzerine ayrı ayrı çalışmak gerekiyor. Özetle, şimdi buraya kadar anlattığım birçok şeyi toparlayalım. Öncelikle nitel kısımdan başlayalım. Alphabet, Google arama motoru, YouTube, Android, Cloud gibi inanılmaz değerli ve çok ciddi hızda büyüyen iş modellerine sahip. Ve en önemlisi bu işlerin güzel birer modları mevcut. Şu anda firmanın altına da gizlenmiş durumda sayılırlar. Bundan dolayı aslında firmayı bütün olarak değerlendirmeye çalıştığımızda daha az bir market cap ile satılıyor. Aslında biz bu firmaları parçalara ayırsaydık eminim ki bu segmentler ayrı ayrı çok daha fazla para ederdi. Bu da bizi diğer bir konuya getiriyor aslında. Şu anda Amerika devleti antitrust yasası adı altında monopoli haline gelmiş çok güçlü firmaları bölmeye çalışıyor. Bunun tarihte birçok örneği mevcut. Apple, Alphabet, Amazon, Facebook şu anda bu yasadan dolayı bölünme tehlikesi yaşıyor. CEO'lar firmanın bölünmesini engellemek istiyorlar çünkü bu şekilde ürettikleri veri akışını çok daha efektif kullanabiliyorlar. Bu da ister istemez gelirlerini çok ciddi bir şekilde arttırıyor. Bu kısım tamamen regülatörlere kalmış durumda ve ne olacağını tahmin etmek mümkün değil. Bu firmaların bölünmesi de söz konusu olabilir. Bir süre için böyle devam etmelerine de izin verilebilir. Fakat bu senaryo olası en büyük negatif senaryolardan bir tanesi de olabilir. Pozitif bir senaryoya dönüşme imkanı da olabilir. Sorun şu ki firmalar kasıtlı olarak birbirine o kadar inşa edilmiş durumda ki tahmin edildiği kadar kolayca birbirinden ayrılması söz konusu değil. Sadece Facebook ve Instagram'ın birbirinden ayrılması dahi milyonlarca kodun yeniden revize edilmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı bu kısımla ilgili tahmin aralığı vermek gerçekten zor. Fakat göz önünde bulundurulması gereken önemli risklerden bir tanesi. Şimdi gelelim nicel kısma. Benim kabaca hesaplarıma göre firmanın şu anda sahip olduğu segmentler parça parça değerlendirildiğinde ortalama 5 sene içerisinde 1.9 trilyon ile 2.3 trilyon arasında bir değerlemeye sahip olabilir. Arada bu kadar ciddi fark olmasının sebebi aslında yönetimin bu segmentleri ne kadar efektif bir şekilde paraya çevireceğini bilmemekten dolayı yatıyor. Daha agresif de olmayı seçebilirler veya paranın bir kısmının gelecekte gelire çevirmesine göz yumup büyümeyi de harcayabilirler. Fakat yönetim şu anda hisse geri alımlarına başlamış durumda ve geçtiğimiz aylarda
1100 dolarla 1300 dolar arasında hisse geri alımı yaptı. Şu anki izinlerine göre 25 milyar dolar civarında hisse geri alımı yapacaklar. Şüphesiz ki bu da hisse başına düşen kârı arttıracağı için hisse fiyatında yukarı yönlü bir etki oluşturacak. Bu hisse alımları şu andaki yüksek hisse fiyatından dolayı daha az faydalı olabilir. Benim hesabıma göre 2025 yılında bütün varant ve çevrilebilir tahvilleri de hesaba kattığımda 660 milyon civarında bir hisseye sahip olacaklarını düşünüyorum. Bu rakam daha da aşağıda olabilir. Ben daha tutumlu bir senaryo çıkarmayı tercih ettim. Buradan yola çıktığımızda hisse 2850 dolar ile 3400 dolar arasında bir değerlemeye sahip olabilir. Tabii ki burada önemli noktalar şu. 1. Eğer Amerika ekonomisi derin bir resesyon yaşarsa veya 10 yıllık tahvil fiyatlarında artış yaşanmaya başlarsa o zaman bu değerlemeler ciddi bir şekilde değişecektir. Unutmayalım ki bu rakamlar şu andaki verilere göre baz alınmıştır. Ve şu anki makroekonomik bazda bir ayda dahi ciddi değişimler olması söz konusudur. Bu yüzden intrinsic değerler güncel olarak yatırımcılar tarafından takip edilmeli ve tekrar hesaplanmalıdır. 2. Şu anda Alphabet ekstra olarak hisse başına ortalama 150 dolarlık likidite edilebilir varlık tutuyor. Bu varlığın bir kısmı hazine tahvillerinde, bazıları ise yatırım portföyünde bulunuyor. Eğer bunlar da dahil edilirse senaryolar 3000 dolar ile 3550 dolara kadar çıkabilir. Dostlarım, unutmayalım ki bütün bunlar benim tahminlerimdir ve yanılma ihtimalim her zaman vardır ve çok olasıdır. Unutmayalım ki firmayı bireysel olarak anlamamız çok önem arz ediyor. Aksi takdirde değişen rekabet avantajlarını veya segmentlerin değerlemelerini kaçırırsanız o zaman bu değerlemeler çok ciddi bir şekilde değiştiğinde veya makro bazda bir değişim olursa bu firmanın market değerini dramatik şekilde değiştirebilir. Bütün bunlardan dolayı kendi dersinizi kendiniz çalışmayı unutmayın. Söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.